Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Mardin sınıra yakın bölgede bulunabiliriz. Her bakımdan özellikle AK Partili yıllardan, biraz önce havaalanından gelirken de gördük. Her bakımdan geliştiğini, kalkındığını, ilerlediğini, Türkiye ile birlikte diğer Türkiye'nin tüm şehirleri gibi bu bölgenin de ne kadar ilerlediğini zaten buraya gelen her insan görüyor. Özellikle duble yollar, yapılan duble yollar herkesin malumu. Aynı zamanda Tokyo Kontrolü olsun, diğer şehirlerin kalkınması. Ve şimdi kentsel dönüşüm olaylarının başladığında Sayın Valimiz ifade ettiler. Her türlü hizmeti, tüm illerimiz nasıl alıyorsa, bu bölgedeki illerimiz de AK Parti döneminde her türlü hizmetten yararlandı. Sağlık alanında, eğitim alanında, ulaşım alanında, sulama vesaire, tarım alanında her türlü hizmetten yararlandığını zaten burada görüyoruz. Bu topraklarda geçmişte bazı acılar yaşandı. Bildiğiniz gibi ülke olarak PKK teröründen çok çekmiş bir ülkeyiz. Canlarımızı kaybettik, analarımız ağladı. Biz iktidara gelir gelmez ilk işimiz olağanüstü hali kaldırmak oldu. Bu bölgede bu olağanüstü halin kaldırılması çok büyük bir huzur ve iyi algı olarak değerlendirildi. Ve yine malumunuz olduğu üzere ret ve inkar politikalarına son vererek ülkedeki demokrasinin çıtasını yükseltme dair bir çabası yaşasındı. 2023 hedeflerini açıklayarak ülkenin ileri demokrasiler seviyesine çıkması için bu olayları hem ülkeyi siyasi istikrarsızlığa götürmek istediği hem de ekonomik istikrarsızlık çıkarmak istediği çok aşikar. Dolayısıyla son bir yıla baktığımız zaman ekonomik göstergeleri gözden geçirdiğimizde işte bir takım ekonomik göstergelerde özellikle borsanın düşmesi, faizlerin ikiye katlanması, efendim döviz fiyatlarının yükselmesi, bütün bunlar ülkede bir ekonomik kriz çıkartabilir miyiz? Ve bu ekonomik kriz neticesinde de siyasi istikrardan, siyasi hükümetten yani hükümetten kurtulabilir miyiz? Siyasi istikrarsızlık çıkarabilir miyiz? Çabası ve gayreti olduğunu görüyoruz. Değerli başkanım, değerli başkanım, değerli milletvekili, değerli başkanlar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Mardin'i ziyaret etme fırsatı buldum. Akşam üzeri yapılacak zamanla il müftüleri toplantısına katılmak üzere Mardin'e gelmiş bulunmaktayım. Biraz önce valiliğimizi ziyaret ettik. Şimdi il başkanlığımızı ziyaret ediyoruz. Az önce de değerli başkanımızın söylediği gibi önümüzde önemli bir seçim var. Bir defa tarihimizde bir ülke yaşayacağız. İlk defa milletimiz doğrudan Cumhurbaşkanını seçecek, üzerini seçecek. Dolayısıyla bu 2007 yılında gerçekleşen referandum sonunda hayata geçirilmiş olacak.